Merhabalar. Bu videomuzda da öğrencilere bir uygulama yaptıracağımız zaman öğrencilerin diğer verileri bozmadan uygulamasını nasıl yapacağı ile ilgili aslında size bir koruma özelliğinden bahsedeceğim. Ya da bunu başka bir şekilde yorumlarsak, örneğin bir hesaplama yaptınız, bir hesap çizelgesi oluşturdunuz. Bu çizelge üzerindeki hesaplama değer formüllerini başka kullanıcıların bozmasını engellemek amacıyla onları koruma altına alabilirsiniz. Ya da bir tablo oluşturdunuz, örneğin hemen size bir tablo örneği göstereyim. Bizim mesela şöyle bir tablo oluşturdunuz. Bu tabloda bakın bu bilgiler yazıyor. Bu bilgilerin bozulmasını engellemek istiyorsanız bunları nasıl koruma altına alabilirsiniz? Hemen onlarla ilgili bir örnek uygulama yapacağım. Ben bir etkinlik örneği üzerinden bunu anlatmak istiyorum. Ben öğrencilere zaten eğitim ve teknoloji entegrasyonu sunumunda da kullandığım Excel çizelgesi hatırlarsanız. Burada fiilleri çekimlemesini istiyorum ve çekimledikçe doğru yanlış bilgileri ortaya çıkacak. Ama öğrencinin diğer bilgilere müdahale etmesini istemiyorum. Yani sadece burada bu alanlara bilgiler yazmasını istiyorum. O zaman şunu yapıyorum. Öncelikli olarak şifrelemeden önce benim bu hücreleri şifrelenmemesini sağlamam gerekiyor. İşlemlik hocam yeri seçtim. Sağa tıkladım. Hücreleri biçimlendir dedim. Burada koruma sekmesine gelip kilitli kutucuğunu kaldırıyorum. Ne yaptım? İşlemlik hocam yeri seçtim. Hatta şimdi ikisini beraber seçeyim CTRL ile. Sağa tıkladım. Hücreleri biçimlendir dedim. Koruma bölümüne geldim. Kilitli kutucuğunu kaldırdım ve tamam dedim. Birinci adımım bu. Daha sonra gözden geçir sekmesine geldim. Sayfayı koru yazan yere tıkladım. Ve burada bir parola belirle diyor. Bir diye parolayı belirliyorum. Tekrar parola belirle diyor. Ben tekrar bir dedim. Ve işlemi yaptım. Şu anda ben bakın buralara herhangi bir şey yapamam. Buraya gelip işte mesela yazımı yazabilirim ama buradaki bir şeyleri değiştiremem. Bakın lavo yazıp doğru olduğunu görebilirim. Mesela taba tıkladığım zaman beni otomatik olarak bakın oraya atıyor. Yani bir yana geçirmiyor. Yazıp taba tıkladığım zaman oralara gidiyor. Bunları bu şekilde koruma yapmış olabilirim. Yani öğrencilerin bakın silmeye çalışıyorum. Silmeye izin vermiyor ama buralara gelip işte yazı yazdığım zaman yazdığım yazıları kabul ediyor. Gördüğünüz gibi. Ben bu kilidi kaldırmak istiyorsam tekrar aynı yere geliyorum. Sayfa korumasını kaldır diyorum. Şifreyi soruyor. Bir diyorum ve tamam dediğim zaman bakın şu anda bu koruma kalkmış oldu. Silme tuşuna basarak da ben bunu silebiliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.